Aa, hayır, zombi kıyameti bitmedi. Turum Turum kanalında daha önce. I am you. Arkadaşlar zombilerden kaçmayı başardılar ve kurtulanların kampına ulaştılar. Ah, araba olmasa kim bilir bize ne olurdu? Burada ne var? Burası ne tür bir kamp böyle? Zombi kıyameti çağında cevaplardan çok soru işareti var. Harita ne diyor? Navigasyon aleti kullandığımız günleri özledim. Ah, olamaz. Bu duman da ne? Bakın, arabanın kaputunun altından geliyor. Motorda bir sorun mu var? Arabadan inmemiz lazım. Evet, galiba yürümek zorundayız. Hadi eşyalarımızı alalım ve gidelim. Elveda sevgili arabamız. Çok sadık ve iyi bir dostun. Dinlenecek bir yerler arayan kızlar ve zombi avcısı ormana girdiler. Bakın, burada su var. Biraz ara versek iyi olur. İşte uygun bir yer. Hadi burada duralım. Arkadaşlar, ateş yaktı. Birkaç dakika içinde donan ellerimizi ısıtabiliriz. Harika. Şimdi de güvenlik sorununu çözmemiz lazım. Elimizde ip ve iyi bir fikir var. Hadi kamp alanının etrafına ip saralım. Tabii ki elektrikli teller kadar olmasa da bu ip zombileri bizden uzak tutacak. Ama haritaya göre burada zombi yok. Çok kolay oldu. Bir şeyler atıştırsak iyi olur. Konserve yiyecekler mi? Evet, zombi avcısı acıkan kızları nasıl mutlu edeceğini biliyor. Geçmişte bir sürü kişinin kalbini kırmış olmalısın. Bu arada zombi istilasından önce ne yapıyordun anlatsana. Aslında kalp kıran çapkın biri değildim. Görünüşe göre zombi avcısı bir aile babasıymış. Harika bir ailem vardı. Eşimle okulda tanıştım. Bir oğlumuz oldu. Onu çok seviyorduk. Onları çok özlüyorum. Ah, kızlar arkadaşlarının kaybına üzüldü ve konuyu değiştirdiler. Eskiden onların hayatı çok farklıydı. Umursamaz insanlardı. Sürekli parti yapıp eğlenirlerdi. Bu arada Luna Parkları sever misin? Jale ve ben tüm paramızı eskiden orada harcardık. Hatırlıyor musun? En sevdiğim şey arabalardı. Hız, eğlence ve o duygular ve pamuk şeker. Sanırım hala tadını hatırlıyorum. Ah, keşke bir dakikalığına olsa eskiye dönebilsek. Biraz konuştuktan sonra ateşin yanında uyudular. Ama zombi kıyametinde hiçbir şey belli olmaz. Bu yüzden sabahları kahveyle başlamadık. Zombiler ipten çitlerinin etrafını sarmıştı. Hadi gidelim. Burası tehlikeli oldu. Çabuk! Zombiler ipi aşmak üzere. Ne korkunç bir sis. Ah, sanki birisi bizi izliyormuş gibi hissediyorum. Dur! Haritaya göre burası tehlikeli değil. Yol şehrin karşısında kalıyor. Ama oraya nasıl gideceğiz? Hiçbir şey görmüyoruz. Sanırım bir yolu var. Galiba binaları görebiliyorum. Doğru yoldayız. Bir süre sonra arkadaşlar küçük bir Luna Park gördüler. Tuhaf, burada elektrik var ama nasıl olur?
Bunu düşünmenin yararı yok. Hadi gidelim. Bir daha ne zaman böyle bir şansımız olacak? Şu dönme dolaba bakın. Çernobil'deki gibi görünüyor. Ve bu onu çok daha çekici yapıyor. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Kızlar zombi avcısını oraya gitmeye ikna ettiler ama boşa zaman harcamak istemiyordu. Ayrıca eğlence sesleri zombileri çekebilirdi. Etrafta kaç zombi olduğunu kim bilebilir? Zombi avcısı lütfen! Tam bu konudan bahsettik ve birden karşımıza eğlence fırsatı çıktı. Bir daha ne zaman olsun böyle bir şansımız olacak? Lütfen! Tamam, öyle olsun. Ama aletleri kim açacak? Biz kendimiz açabiliriz. İşte kontrol noktası. Düğmeye basalım ve işte oldu. Kırmızı araba benim ve pembeyi de ben alacağım. Rengi ne fark eder? Bu harika. Hayatını seven kaçsın. Sol, sağ. Bunları kullanmayı biliyor musunuz? Kesinlikle biliyoruz. Bu çok eğlenceli. Yay! Şimdi de diğer aletlere geçelim. Şu oyunlara bakın. En azından zombi kıyametinin bir avantajı var. Tüm oyunlar bizim. Gece şehir yarışı. Çok güzel. Peki ya becerikliliğimizi denesek nasıl olur? Bir basketbol sahası. İşte başlıyoruz. Belki de nişan almayı öğrenmelisin. Ayrıca bir paten pisti de var. Bu patenler bana uygun. Tabii ki öyle. Zombiler dışında bunları kullanacak kimse yok. Patenli zombiler. Komik olmaz mıydı? Hokey masasını öylece atlayamayız. Zombi avcısı kaybetmeye hazır mısın? Sema gerçek bir profesyonel. Tamam, gitme zamanı gelmedi mi? Ah Jale, dönme dolabı mı açtın? Terk edilmiş şehre kuş bakışı bakma fırsatını kaybetmemeliyiz. Olamaz, sanırım burada yalnız değiliz. Bu zombiler nereden çıktı? Bakın iki tane daha. Hadi ama dönme dolap, daha hızlı. Zombiler yaklaşmadan önce inmemiz lazım. Hadi gidelim. Buradaki tüm zombiler Luna Park'ın sesine gelecek. Daha hızlı. Hala kaçabiliriz. Ah hayır. Zombilerden biri Jale'nin bacağını yakaladı. Ah olamaz. Arkadaşlar çoktan uzaklaşmıştı ve Jale'nin düştüğünü görmediler bile. Zombilerle yalnız kaldı. Ah çok korkunç. Dövüş Jale. Seni ısırmalarına izin verme. Aha yürü ısırdı. Canım yanıyor. Jale bacağıyla zombiyi üstünden ittirdi ve kaçtı. Zombi avcısı ve Sema zombilerden kaçtı ama Jale nerede? Zombiler onu yakaladı mı? Arkadaşlar onu aramaya başladı. Jale'nin kaçamadığına inanamıyorlar. Nereye gitti? Jale kolundan kanlar akarak caddelerde dolaştı. Ne yapabilir? Nereye kaçabilir? Nasıl yardım bulacak? Ve ne kadar zamanı kaldı? Enerjisi tükeniyor. Ama birden aklına bir fikir geldi. Araba! Arabayı açmam lazım. Ama nasıl yapacağım? Bir çelik çubuk. Tam ihtiyacım olan şey. Jale kaputu açmak için çabaladı. Ah başardım. Şimdi de alarmı bulmam lazım. Birkaç tel bulması gerekiyor. Yalıtımı dişleriyle çıkardı. Jale arabanın alarmı çalınca arkadaşlarının onu kurtarmaya geleceğini biliyor. Ama zombiler de sesi duyacak. Kaybedecek hiçbir şey yok. Bunu yapacak. Zaten fazla zamanı yok. Telleri birleştirelim. Artı, eksi. Bunları güç bağlantısının ucuna getirelim. İşte oldu. Yüksek bir araba alarm sesi sessizliği bozdu. Sema, zombi avcısı. Neredesiniz? Yardımınıza ihtiyacım var. Ama şimdiye kadar alarm sesi sadece zombileri çekti. Hemen sese tepki verdiler. Jale kendini kurtar. Seni takip ediyorlar. Oh hayır. Aç zombiler beni takip ediyor. Sonum geldi. Ölmek istemiyorum.
Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse sizce Cale zombiye mi dönüşecek yoksa bir çözüm yolu bulacak mı yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki Zombi Kıyameti serisinin yeni bölümlerini kaçırmazsınız.